Ben her şeyden önce biraz deneyimlerimi aktaracağım. Acayip bir yol tutuşu var aracın. Hani F1.22 bitmiş arkadaşlar. Gerçekten. Hani enişte bey ne yapıyorsun? Enişte böyle yapamazsın enişte. Böyle bir hakkın... Enişten bu arada bir tanedir. Gestapo. Sayın Gestapo'ya sevgilerimi iletiyorum Çetin Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir anda 10 aboneyle geldi eniştem arkadaşlar. Ablamı aldığı yetmedi, bir de 10 aboneyle benim de kalbimi aldı. Bir tanesiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Desteğiniz için çok sağ olun. Ayrıca sizle de görüşeceğiz. Şu YouTube videosunu ama bitirmem lazım. Size de keyifli seyirler efendim. Abi, ben böyle bir yol tutuşu görmedim. Böyle bir yol tutuşu kesinlikle yok. Bir kere direksiyon kamerası... Merhabalar, ben Mercedes W12 arkadaşlar. Ben bu anı söyleyebilmek için çok bekledim. Gerçekten çok bekledim. Şu aracın bir motorunu katalım önce. Abi, inanılmaz bir oyun ya. Gerçekten inanılmaz bir oyun. iRacing'de Mercedes W12'yi sürmek bambaşka bir ismiş. Ben bunları ayrıca anlatacağım. Kısa bir kesit yaparım muhtemelen. Bu videoda anlatmayayım. Videonun başına koyarım. Dublaj yaparım falan. Öyle bir şey düşünüyorum. Ya da işte yarışın döndüğü sıralarda anlattığım bir video yapıp sonra da girişi yapmış olurum. Girişe hoş geldiniz. Hemen gazlamaya başlayalım. Ben bayıldım araca. Ben bayıldım. Kısaca onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar, 5 dakikadır spin atıyoruz ama siz çaktırmayın. Ne alakası var kardeşim? Kayıt almayı unutmuş olmak düşünme. Abi, F1'e göre acayip bir yol tutuşu var. Ya zaten göreceksiniz birazdan. Ben F1'i bırakasım var şu an. F1'i bırakıp tamamen buraya dönmek istiyorum. iRacing bambaşka bir platform. Hızlı arabalar gerçekten hızlı olduğunu sana hissettiriyorlar. F1.22'de hızlı olduğunu hissedemiyorsun. Sanki 320 ile 330'da giderken bile yavaşsın gibi hissediyorsun. Ama buradayken öyle değil. Buradayken her şey hızlı gerçekleşiyor. Gerçekten hızlı gerçekleşiyor F1'e göre. Yani F1'de sanki hiç böyle şey yok, hareket yok. Öyle söyleyeyim. Yavaşladık biraz, tekrar içeri atıyoruz. Baksana abi şuraya. Böyle bir atak var mı ya? İzlerken belki çok anlayamıyorsunuzdur ama gerçekten inanılmaz. Yani böyle bir yol tutuşu, böyle bir gazlama yok. Hani gazlarken spin atacağım korkusu yok bir kere. Gazlarken spin atacağım korkusu diye bir şey var F1'de. EA Games'te oynarsanız. Ama burada inanılmaz abi. Gerçekten yani böyle bir yol tutuşu yok ya. Gerçekten yok abi. Baksana şuraya. Gazlayarak dönüyorum bu virajları. Yani önden kayma yok, hiçbir şey yok. İstersen frene dokun virajın ortasında, yine yok. Gerçekçi yani. Zaten biliyorsunuz bu oyunun olayı aslında bu olaydaki, yani buradaki F1'in olayı Mercedes'in mühendislerinden alınan veriler doğrultusunda yapılıyor. Öyle tahmini rakamlar, tahmini şeylerle değil. O yüzden F1'in oyununa göre çok daha verimli bir oyun. Yani çok daha gerçekçi, çok daha sıra dışı bir oyun. Ki pistlerde lazer taraması olduğu için pistler de çok gerçekçi. Ve Hollanda'da benim en sevdiğim pist olduğu için bayılarak sürüyorum. Bu ghost'u kapatamıyor muyuz ya? Bu ghost'u kapatmamız lazım abi. Dur bakayım, şu ghost'u geçerek kapatabilirim. Ghost dikkatimi dağıttı. Abi baksana yol tutuşa. Şaka gibi. Hiçbir zaman spin atmayacak gibi hissettiriyor gerçekten yani. İnanılmaz bir yol tutuşu var. Gerçekten inanılmaz. Sezer spin falan gelmez kardeşim. Böyle bir şey olamaz. Bazı arkadaşlarımız şey diyor. Acaba diyorlar hani bu kurgu olabilir mi? Gerçekten spin atmıyorsun mu acaba? Söylemiyor diye yani, bilerek mi yapıyorsun? Arkadaşlar yemin ediyorum bilerek yapmıyorum ya. Gerçekten bilerek yapmıyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir unlucky timing var mı ya? Böyle bir unlucky timing var mı abi? Böyle bir unlucky timing yok. Ben size söyleyeyim. Nazar gerçek. Bence de gerçek. Nazardan oluyor. Arkaya böyle kocaman yuvarlak bir nazar boncuğu asacağım yakında yani. Bak ne güzel gittim. Bir çete bak uçtum yani. Tamam bir daha atıyorum abi. Ben burada biraz sessiz kalacağım. Üstüne dublaj yaparım. Onu söyleyeyim. Rahat olun arkadaşlar. Buralarda ben sessiz, üstüne dublajla size anlatacağım böyle detayları.
Ghost'u bir kapatalım ama önce ya. Önce bir Ghost'u kapatalım arkadaşlar. Ghost'u bir kapatalım ya. Ghost nasıl kapanıyor? Bana bir anlatın da abi. Options. Mist mi acaba? Nerede acaba? Display reference card, display delta bal. Burası mı acaba? Test drive kapanmış. Sürebildiğimiz kadar sürelim abi. Sürebildiğimiz kadar sürelim. Bir bana söyleyin de. Bir bana söyleyin, şu Ghost'u bir kapatalım abi. Tamam, anlaştık. Teşekkür ediyorum. Bir dakika, şimdi video için burayı ekran kaydı alacağım. Çok güzel bir kalkış yaptım ya, videoda gözüksün, anladın mı? Dur bekle. Bak şimdi bu taktiği de öğrenmiş olun siz. TV 2. TV 1, Chase, Far Chase, Pit Lane. Pit Lane 2. Pit Lane 2 değil, Pit Lane 1'den alacağız, tamam mı? Hızlıca oynatacağım. Buraya kayıt altına almış olacağım. Sonra videoya koyacağım burayı mesela. Hop bakayım. Ha, bak burada başlıyor. Sonra kendime dönüyorum. Anladın mı? Böyle yürüyor işte. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemeliyim ki sesle ilgili ciddi problemler oldu. Tekrardan çok özür dilerim sizlerden. Ama üzerine çok da fazla bir şey yapamadım açıkçası. Uğraşamadım hem bir yandan. Ayrıca spin yok, spin yok, evet doğru. Ayrıca yeniden teste girecek ve tekrardan Mercedes kullanma şansımız olacak. İstediğiniz pistleri yazarsanız iRacing'de olan istediğiniz pistlerde Nürburgring dahil tur atıp sizlere güzel bir video çıkartacağım bu sefer. Yayın dışı yapacağım ve hakikaten çok güzel bir video elinize gelecek. Hızlandırılmış video gibi gözüküyor olabilir ama gerçekten inanılmaz çok güzel. Bak hala hissi içimde, biliyor musunuz? Bir an önce A lisansa çıkmak istiyorum o yüzden. Şimdi kendinize iyi bakın. Birkaç Video tur devam atacağız. etsin. Ondan sonra tıkan şekiller yapacağız. Onu da videonun yine aralarına koyacağım. Planım o. Çok güzel olacak arkadaşlar video. Rahat olun. Bir de video neden güzel olmadı biliyor musunuz arkadaşlar? İstediğim gibi yapamadım çünkü replay'i kaydettim ama test bittikten sonra replay'leri de tekrardan izleyemiyormuşuz. O yüzden edit'e o sahneleri koyamadım maalesef. Çok özürüm onun için. Gelmez. Olmaz. Gelmez bu arabayla. En zor arabalardan biriymiş bu meğerse. Hani biz sanıyoruz ki bugüne kadar spin atması en kolay araba F1 aracıdır. Halbuki öyle değilmiş abi. Yemin ediyorum öyle değilmiş ya. Abi EA Games oynayanları kıpırdamışlar bugüne kadar. EA Games F1 ile alakası bile yokmuş. Random bir oyunmuş abi. Gerçekten öyleymiş. Yani 200-300'le virajlara girebiliyoruz burada abi. Hiçbir sıkıntı yok yani. Baksana, virajın ortasında gaz açmaya başlıyorum. Öne doğru falan açmıyor araba. Alakası bile yok yani. Çok abartmaya çalışıyorum bazı yerlerde. Abartsam ne olur acaba diye, yok yani. Seste bir sıkıntı mı var arkadaşlar? Baksana, abartıyorum yok ama yani. Spin falan yok.
Hem yayın hem kayıt olduğu için cızırdıyor olabilir arkadaşlar. Şimdi tekrarını izleyeceğiz, tamam mı? Hızlıca ben konuşmadan tekrarını kayıt altına alacağım. Bu da hani video olarak size gidecek. Tabii kırmızı olması haricinde aracın başka bir sorun yok. Arkadaşlar bir anda sesim kesilebilir. Chat gidecek, her şey gidecek. Kayıt aldığımı unutmayın. Kusura bakmayın. Bir 5 dakikalık bir ara verelim. Çünkü bir daha kayıt alma şansım olmayabilir. Gerçi bunu save reply yapabiliyor muyum ya? Aha, save reply var. Bitti, tamam. GG. GG abi. Sabaha kadar oynarız şimdi. Peki şey soracağım arkadaşlar. Şey soracağım size. Peki o nasıl oluyor? Şey. Setup'ı değiştim. Tamam, orada sorun yok. Şeyi soracağım ben size. Test bitti mi şu an? Başka bir haritaya geçmek istesem geçemem, değil mi? Burada kaldığım sürece kaldım yani. Aynen aslan. Biz de ondan bahsettik bro. Kesinlikle muhteşem. Tamam. Başka teste geçemiyorsam ben burada olabildiğince kalmaya çalışayım abi. Biraz burada kullanabildiğimiz kadar kullanalım bu aracı. Bilgisayarı bir ay açık bırak abi oyunda. Yok daha neler. Video atmam abi. Bakalım Thunderbolt setup'ıyla nasıl oluyormuş. Thunderbolt setup'ını aldık. Abi araç değişti ki. Yanlış kabıyla girmiş. Bu araç değişti. Araç daha iyi dönüyor abi. Şaka. Baksana. Yemin ediyorum daha iyi dönüyor. Bak burayı kafa gaz dönüyorum neredeyse. Vallahi daha iyi ya. Abi araç değişti. Araç tamamen değişti. Setup bu kadar fark eder mi ya? Tamam F1'de fark ediyor da yani. Burada da fark ediyor. Cızırım ya, üzülüyor ya. Dublaj yaparım bunun üstüne. O zaman biraz sessiz süreyim arkadaşlar. Kusura bakmayın onun için. Hem kayıt al hem bir yayın yap, zor oluyor yani, zor. Çok hızlıyım zaten. Çok hızlı hissettirmiyor. Çok hızlıyım. Ya DRS ERS'i ayarlayalım mı ya?
Bir de DLSS'yi ayarladım. Maksimum ne yapıyor onu merak ediyorum ya. Gerçekten yani. F1 22'deki gibi 0-0 kanat ayarlarıyla çıkmaya kesinlikle benzemiyor abi. Alakası bile yok. Gerçekten alakası bile yok. Adamın biri gülmüş bahçeye dik. Bu şaka beni hayattan soğuttu öyle söyleyeyim. Fren dipi ayarlamayı unutma. Fren dip kaç ki şu an? Nerede yazıyor? Dur bakayım. Fren yazmıyor ki. Hah. 54 yapayım direkt. En düşüğü o. 54 yaptım. Apply dedim. 54 yapayım. Arkadan versin abi. Yan versin. Tuş olarak abi. Tamam, tuş olarak ayarlayalım. Dendife gerek yok ya. Beni zorlamayın aynen. Beni böyle çok kastırmayın abi şu an. Bana DRS'i, ERS'yi ayarlayalım. Nasıl hızlı giderim? Onu bakalım. MG code deploy bu ERS değil mi arkadaşlar? DRS'i ata. DRS'i atayım tamam. DRS nerede? DRS burada. Hangi tuşu atasak? DRS'i bu tuşa atadım. Tamam. ERS'yi ayarlamama gerek var mı? ERS'yi ayarlayayım mı? Bir işe yarıyor mu yani? Şu an zaten quali modda mı yoksa? Alt F4 direkt otomatik mi ayarlıyor? Kardeşim kıskandın mı ya? F1 oynayamıyorsun diye kıskandın mı? Yapma gözünü seveyim. Teste zar zor girdik zaten. Bayağı işe yarıyor. Tamam, onu da ayarlıyorum. Ha, increase volume. Tamam, bir dakika, reset. Increase böyle. Done diyorum. Decrease böyle. Done diyorum. Done diyorum. Done diyorum. Sonra ERS'yi full alıyorum. ERS'yi full alıyorum sonra. ERS'yi full alıyorum. ARS değişmiyor abi. Pitten çıkmam mı lazım? Beşi aldım, olmuyor. Şey yapıyorum, ilerletiyorum ama olmuyor. Yani ayarladım, şu çeviriyorum, olmuyor arkadaşlar. Düşürüyor ama arttırmıyor. Deploy bitmiş olamaz. Ya bence yanlış tuşu ayarladım. Dur bir daha bakalım. F13'e bas, araba spin atmıyormuş. F13 yok ki bro ya, saçma. Yani dalga mı geçiyorsun kardeşim, ben de anlamadım. Yani dalga geçiyorsan söyle bilelim yani. Burada mı bir hata yaptım ya? Tur içinde 4 kere değiştirebiliyorsun. Deploy bitti. O ne demek ya? Yok estağfurullah Kokoto, niye özür diliyorsun bro? Kral tur içinde 4 hakkım var. İnkrize veya dikrize basmak için. Tamam, exit o zaman. Ama aracı yenileyim de bari deploy geri gelsin değil mi? Güzel espriydi. Bence de güzel espriydi bu arada. Yani o kadar özür dilemene gerek yok yani. Kaliteli espri. Deploy niye hala 0 abi? Turu bitmesi mi lazım? Görüyorum, deploy 0 yazıyor. Ben bu deploy olayını anlamadım ama bunu bana anlatabilen varsa dinlerim yani. Bir de DRS'i nerede açacağım abi? Ben DRS tuşum hazır, bekliyorum. Bir de tuşu yanlış yere takmışım abi, bir saniye. Tuşları karıştırmışım. Yanlış tuş yanlış yerde. O yüzden kullanamıyorum. Hemen düzeltelim. Düzelttik. Tamam, DRS işi yanıyor. Okey, tamam. Dikkat edeceğim ona. Ha tamam, anladım. DRS mantığını da anladım. Güzel.
Diplo niye iki abi? Hani 4 hakkım vardı? Niye sıfır şimdi de? İkişer çıkacak diyor. Ben tuşunu değiştireyim abi. Tuşunu değiştireyim. İki tanesi vergi mi? Hayda kardeşim ne diyorsun? Tuşunu değiştireyim, daha kolay bir tuşu atayım. Muhtemelen bu çevirme tuşunu atadığım için öyle oluyor. Dur hemen ayarlayalım abi. Kontrol. MGK. Şunu attır. Bununla düşürmeye devam et. Dan. 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 Bekle, new card. Devam. Devam arkadaşlar, devam. Şimdi yavaş yavaş tempoyu arttıracağım. Öğreneceğim yani. Böyle kafana göre istediğin yere dönemezsin araba. Direksiyon niye boştu abi? Apaçelik'le ne alakası var kardeşim? İkiyi anlıyoruz, seviyoruz futbolu. Akslar gitti hocam, aksı. V12 ile yanmıyor, Apache değilim diyor. Şok şok şok. Deploy niye hala sıfır abi? Versene artık, deploy ver bana. Abi çok sertti. Gerçekten çok sertti. Şaka gibi ya. Diploy 4 oldu, hayırlı olsun arkadaşlar. Kullanıyorum, kullanamıyor bu sefer de. Şaka mı? Bir anda kullandı hepsini. Abi ben anlamadım buradan bir şey.
Yapım mantığını arkadan tamamen yazabilirsin ya, süper olur. Çok güzel olur. Ben onu yapabilirim Satilo. Öğrenmeye ihtiyaç var abi. Ama tabi bu testteyken olmayacak. DRS'i açıyorum. Orada bir sorun yok, tamam mı? DRS'i açıyorum. Pıt pıt olmasının sebebi sesin arkadaşlar. Hem yayın alıp hem kayıt almam olabilir ya. Kusura bakmayın onun için. DC'yi kapatayım en azından bir dakika. DC'yi falan kapatayım abi. En azından bir miktar da olsa işlemci biraz rahatlar, anladın mı? Dur. Parayı bulamıyorum ki abi. Heh. DC'yi kapatarak başlayayım abi. İşlemci biraz rahatlasın. O zaman belki bir şeyler olur. En azından. Eyvah. Şu an kayıt şeylerini bozdum. Umarım çok da sıkıntı yoktur. Video hep birbirine girecek şimdi. Dur bakayım. Umarım girmez. Hepsi birbirine girmez. Yapmaya çalışıyorum. Bir saniye. Şunu da bir kapat. Discord bildirimleri telefonuma gelmeye başladı. Başka bir şey kaldı mı? Yok. Tamam, her şey okey şu an herhalde. Yani yapabildiğim kadar azaltmaya çalıştım arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Kusura bakmayın sesim için. Sesim böyle şey olduğu için çok özür dilerim sizden. Yayın arada bir şeyler de oluyor olabilir. İzin verin şu videoyu bitireyim, ondan sonra rahat rahat takılırız abi zaten. Şimdi iRacing Setups. No. Tamam mı? Ben ne yaptım? Quali setup aldım zaten kanka. Spa değil de şey, Thunderwood Quali aldım. Zaten bunu aldım ya. Ha, Thunderwood GP Quali alacağım bir de. Bir de yanlışı almışım abi. Tamam, şimdi oldu. Tamam, yayın bağlantısı kesilse de artık devam etmek zorundayız abi. Ben en azından devam etmek zorundayım şu an. Onu söyleyeyim. Soft'a geçiyorum tire component olarak. Onun dışında chassis. Bakayım, bu kurcalayayım biraz. Bakıyorum abi. Bakıyorum. Hayırları soft yaptım. Arada bir yayın gidip geliyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın artık. Hani özür dilerim sizlerden. Yanlış anlamayın. Dilenci değilim. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Özür diliyorum. Ondan sonra acaba High Speed 5 Quali. Qual mod mu? Zaten Qual moddaymış abi deploy mod. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok herhalde. Otomatik zaten olacak yani. Her şey. Öyle mi? Yani bilmiyorum. Ben anlamadım bu işlerden bir şey. Yani benim için çok yeni arkadaşlar. Ben her şeyi aynı anda yapamayabilirim burada yani. Çok normal. Yok yok, sıcaklamıyor abi. Soğukluyor da, orada bir sorun yok da soğumasında. Sadece %100 kullanınca böyle bir bug'a giriyor. Sezer abim zengin mi? Yok be kardeşim. Server'ındayız ya. Keen. Abi araç da çok güzel, pist de çok güzel. Hepsi bir arada ya. Şuraya baksana.
Ama setup değiştirince harbi daha hızlandı araba ya. Bunu söyleyeyim yani. DRS basıyorum abi. Biraz geç basıyorum ama basıyorum. Baksana abi ne kadar hızlandı araba setup değiştirince. Şaka gibi. Abi iRacing bambaşka bir platform ya. Gerçekten öyle yani. Bak F1'e küsmüştüm, şimdi F1'e tekrardan aşık oldum ya. Tekrardan aşık oldum abi. Gerçekten aşık oldum tekrar. Zaten EA Games'in yaptığı gibi olması imkansızdı abi oyun. Öyle oyun olmaz yani. O arcade oyun, bu simülasyon. Gerçekten simülasyon yani. Baksana abi nasıl bir yol tutuşu var ya. Çıldırırsın, kafayı yersin yemin ediyorum. Bu ne abi, araba bastıkça dönüyor böyle, bastıkça dönüyor gaza. Öyle önden kayma falan sıfır zaten. Muhteşem abi. Çoğu yerde frene basmıyorum bile, onu söyleyeyim. Kapa gaz dönüyorum her yere abi, şaka mı bu? Bir tek şu sert frenlerde kaçırıyorum, o kadar. Bunları da kaçırmasam güzel turlar atarız yani. Abi kesinlikle bu klasta yarışmak istiyorum ya. Bu klasta yarışmak istiyorum ya. Acilen A'ya çıkmam lazım benim. Safety ratingimi yükseltip yarışlar yapıp A'ya çıkmak istiyorum ya. MPR yarışacağım bundan sonra full abi. Gerçekten EA'ye küstük abi. EA'yi bir daha oynamıyoruz ya. Şuraya bir bak. Şuraya bir bak. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Vallahi de billahi de yok ya. Abi aklımı sıyıracağım. Aklım uçacak yemin ediyorum. Ben bu kadar güzel bir oyun daha oynamadım abi. Bak sana yemin ederim, bu kadar güzel bir oyun daha oynamadım daha önce. Çete bakayım derken oldu, kusura bakmayın. Bir saniye halledeceğim, bir saniye. Biraz geri gideyim. Dur, burada bir sıkıntı var. Biraz geri gideyim abi, bir saniye. Bir saniye toparlayacağım. Rahat olun. Rahat. Bak kamber yaptım arkadaşlar. Kambersiz düğün olmaz. Kambersiz düğün olmaz. Halayı şeffaf yapmak istemiyorum ya. Böyle çok güzel hissettiriyor beni. Ama sizi rahatsız ediyorsa halayı şeffaf yaparım. Daha önceden nasıl başlamış? Tabii Kartal abi, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ya olabilir. Böyle pompon, böyle pompon kızlar gibi yemin ediyorum, hareketlere bak. Çok zevkli ya. Hadi bir daha, bir daha, bir daha. Selamlar. Selamlar efendim. Hoş geldiniz.
Burada bir yere saçmayı unutuyormuşum hep. Teşekkür ederim Caner. Hoş geldin. Sefalar getirdin Duru'cum. Keyifli seyirler. Drift denesene. Tamam, deneriz birazdan. Bir tane tur atayım. Ondan sonra drift de deneriz. Mekerde salma. Salma salma derken Caner. İşte bu. Hoş geldin Duru'cum. Teşekkür ederim desteğin için. Milli aylara. Duyun mantığını anladım galiba ya. Caner ne sormuş hemen bakalım abi sen. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Abi çok iyi yalnız. Dinamikler falan harika oyunun ya. Gerçekten yani. Sadece lastiklerin kopmaması beni benden aldı. Yani lastikler niye hala bağlı kalıyor abi? Çok garip yani. Tamam. Artık yayını kapatmanın vakti geldi. Yayını diyorum. Videoyu kapatmanın vakti geldi. Replay'i aldım. 47 dakikalık bir replay. 38 dakika yanlışlıkla yaptım, harekete bak. Batarya %100 zaten. Şimdi bizim yapacağımız şey son virajlara doğru quali'yi almak. Okey. RS mantığı kolaymış abi. O kadar kafayı zor bir durum değilmiş. Aynı gerçek şey F1-22 ile aynıymış F1-21 ile. Bir tur normal dön, sonra build çek, bir tur dön, sonra... Niye abi? Şu an %94 zaten baterim. Direkt son virajda quali yapıp yardıracağım ben. Olmuyor mu öyle? Mantıklı değil mi şu an? Diplomi 0. Ha, tamam, bir gidelim bakalım o zaman bu ülkede birkaç tur. Tur içindeki hakkımı kullandım çünkü. Anladım. Anladım. Şimdi anladım. Anladım abi. Şu an bu ülkede de değil, balanslıkta çünkü deployun yok abi. Tamam. Anladım. Mantığı şimdi anladım abi. Anladım. Şu an beynim şu an anlamaya başladı olayı abi. Okey. Hala 0. Deploy. Olur musun deploy 4? Bu yılda alamıyorum ama deploy 0 gene. Olmuyor abi. Ha, hiç dışarı çıkmadan falan düzgün tur atmam gerekiyor. Okey, tamam. Tamam, bir kez daha olsun. Alt lap değil, ha tamam, şimdi anladım. Okey. Tamam. Tamam, şimdi oluyor.
Şimdi ayarlıyorum arkadaşlar. Okey, pardon. Benim hatam, benim hatam. Bu bir flying map. Evet, outlet. Bu sayılmıyor. Okey. LS modunu çözdük. Şimdi ne olacak her şey abi? Şimdi muhteşem olacak. Eyvallah eyvallah kardeşim. Biz yani küçükken de bir yarışçısıydık. Yani yanlış anlamayın. Ben doğuştan Haas çıktı yani. Haas çı adama her şey yakışır abi. Eyvallah sağ olasın. Teşekkür ederim iltifatın için abi. Derken kolunu kapa. Tamamen bilinçli yapılmış bir hareket abi. Lütfen. O zaman büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağım muhtemelen, öyle söyleyeyim. Sen hiç. Şunun gidişe bak ya, hastası oldum ya. Bu build'i aldım şimdi. Şimdi yüzlemeye çalışacağım LSD'yi. Sonra %100 olduktan sonra da turun sonuna doğru da tak bu evi açacağım. Uçacağız abi. Hazırım. Lastiği niye soğutayım ya? Lastik takım kıvamında. Soğumasınlar. Bence ne yapalım biliyor musun? Bence şu an Quali'yi almayayım. %100 oldu ya. Bir spawn atayım abi. Şeye çekeyim. Bu ilde kalsın. Bir dahaki turu yapalım. Çünkü lastikler eskidi. Bir daha bir arabayı sıfırlamış olalım yani. Bana mantıklı olan o gibi geldi. Şimdi bu turun sonunda Quali'ye çekiyorum. Her şey kusursuz. Batarya yazan benim bataryam. %100 zaten şu an. Tamam, orada sıkıntı yok. Şu an kaç benim bataryam? %98 değil mi abi? Okey işte. Tamam. Aynı şey zaten. Ben de onu okuyorum. Ses kesik kesik geldiği oluyor olabilir arkadaşlar. Biraz şeyden dolayı bir şey oluyor ama tam neden dolayı olduğunu da anlamadım. V12 bro. Arigato, arigato brocum, hoş geldin. Koraycım. Ama o zaman da lastik olur abi, olmaz. Böyle devam. Bu Ali'yi alıyorum. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Başlıyoruz.
Yakıt ağır geldi abi. Ağırlık merkezi şaşırdı. Ondan oldu. Bir dakika ben ayarlıyorum şimdi. Bir saniye. Yakıt ağır geliyor abi. Yakıt ağır geliyor. Ben çözdüğüm işi yakıt ağır geliyor. Hemen şunu bir düşür. Bir kilo daha düşür. 3 kilo iyi mi? 2 kilo alayım mı? Resleple uğraşmayalım şimdi ya. 3 turluk bir alalım, 3 kiloluk bir alalım, bir deneyelim. Ne kadar gidecek öğrenmiş oluruz. Yol bu arada. Direkt koali ile başlayabiliyoruz yani artık. Maç ne abi Oragen? Bu saatten sonra maç izlenir mi kardeşim? Paris Saint Germain kimmiş? Bayern Münih kimmiş ya? Şu saatten sonra hiçbirini izleyemem abi. Kusura bakmasınlar. Şu yarışın güzelliğine bak abi şuraya. Kuali'yi aldım hadi. Kazanız mübarek olsun. Yakıt tam olmuş bu arada. İdeal olmuş yani. Bir litre daha az olsa kurtarmazmış. Bu arada süre daha çok gelişir abi. Süre daha çok gelişir. Süre daha çok gelişir abi. Bayağı zevkli, bayağı zevkli oyun. Yemin ediyorum var ya, kendimden geçiyorum ya. Kendimden geçiyorum. Bizim A klasa yükselmemiz lazım abi. O yüzden gidiyoruz. Ferrari'de yarışmaya başlıyoruz bir an önce abi. Hadi. Quit. Atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Bana biraz destek olun burada. Quit atıyorum. Gerçekten yapıyorum bunu. Artık zamanı geldi bence.